Güçlü, yoğun bir fikstürden geçtik. Göztepe maçıyla çıkışa geçmiştik ilk yarıda da. İkinci yarıda da Göztepe galibiyeti bizim için iyi oldu. Şimdi Rize maçı var. Dediğim gibi bir kötü bir periyodu atlattık. Şimdi ben de çıkış bekliyorum şu an. Yani seri galibiyetler bekliyorum. Zor maç olacak. Her maç zor ligde artık son periyotta. Rize maçı da bunlardan biri. Evinde iyi oynayan bir takım. Son periyotlar çok iyi gitmese de galip gelmek isteyecek. Biz de Göztepe ile kazandığımız 3 puanı orada da taçlandırmak istiyoruz. Orada da iyi bir skorla dönmek istiyoruz. Ama biliyorsunuz Rize, Trabzon, Giresun biz kardeş takımlarız zaten. Karadeniz ekibiyiz. Dostluk çerçevesi içerisinde hak edenin kazanacağı bir maç olmasını istiyorum. Kazanan da biz olsak mutlu olurum tabii ki. Chiquinho takımımıza çok iyi bir uyum sağladı. Zaten Hamidou da döndü. Biraz maç oynamamanın verdiği eksiklik vardı. Ama onu da orta sahada biraz son maçlarda bayağı katkı sağladı. Şu an orta saha üçlüsünden memnunum ama bakacağız. Her maç için ayrı bir planlama var. Beklentimiz çok şey bekliyoruz zaten. Onun için aldım. Daha önce de söylemiştim. Geçen sene de istiyordum. Bu sene çalışma fırsatı bulduk. Fenerbahçe'de son zamanlarda geldiğinden orada çok fazla süre bulamıyordu. Burada da zaman zaman işte 30, 45 ve 60 zamanlarını ayarlaya oyuncuyu takımımıza katmış olduk. O da uyum sağladı. Biz de uyum sağladık. Son maçta da performansından memnunum. İnşallah bakalım. Bundan sonra da performansını daha da yükseltmesi gerekiyor. Çünkü yetenekleri olan bir oyuncu. Ondan çok şeyler bekliyoruz. İnşallah takımımıza daha fazla katkılar sağlar. Temos que pensar jogo a jogo. E o próximo é com o Rize. E temos que garantir os 3 pontos para continuarmos a subir na tabela. Yani maç maç olarak bakıyoruz bütün lige. Önümüzde çok önemli bir maç var. Tek hedefimiz 3 puan. No, nosso principal objetivo é ficar na primeira divisão, como todos nós sabemos. Acho que fizemos um bom jogo contra o Göztepe. Só vale a pena se dermos continuidade contra o Rizespor. Temos que conseguir também os 3 pontos. E é como eu disse, pensar jogo a jogo. O Rize é o próximo e conseguir os 3 pontos. Daha önce de söyledim, maç maç olarak bakıyoruz. Önümüzde bir Rizespor maçı var. Tek hedefimiz 3 puan. Ligdeki hedefimize bakacak olursak tabii ki en önemli hedefimiz ligde kalmak. Göztepe maçında gerçekten iyi bir oyun sergiledik, kazandık. Rizespor maçıyla bunu devam ettirmek istiyoruz. Sim, é um jogo muito crítico, é um adversário direto. E se conseguimos 3 pontos, conseguimos uma distância considerável para eles. E sem dúvida que vamos fazer tudo para ganhar este jogo. Temos trabalhado bem esta semana e acredito que se tivermos a mentalidade certa e estivermos organizados como no último jogo, compactos, acredito que vamos conseguir os 3 pontos. Son maçta kompakt bir oyun sergiledik. Bu maçı devam ettirmek istiyoruz. Söylediğiniz gibi çok gerçekten zor bir maç olacak. Çok önemli bir maç bizim için. Hedefimiz 3 puan. Özellikle hafta içinde bu maçı çok iyi hazırlandık. Bunun meyvelerini toplayacağımızı düşünüyorum.